Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf Çekme Kola'ya hoş geldiniz. Bugün size hepimizin biraz başını ağrıtan bir konuyla bir içerik yapmak istedim. O da fotoğrafları çekiyoruz, çekiyoruz, çoğalıyor, çoğalıyor. Ondan sonra depolama konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Sevgili dostlar, ben bunu program üzerinden depolama, hangisini kullanırsanız nasıl bir sonuç alacağınızı göstermek istedim. Dolayısıyla kullanacağım programlar bugün bir tanesi Lightroom klasik olacaktır, diğeri Capture One olacaktır, en sonunda da Luminar Neo. Serseniz en basic olayıyla başlayayım. Luminar Neo ile başlayalım. Hemen açalım sevgili dostlar burayı. Şimdi burada eğer katalog yoksa bir katalog yaratmanızı istiyoruz sizden. Katalog ayarlarınızı, bilmem nelerinizi falan gibi şeyleri saklayacak. Yoksa Fotoğraflarınızı saklayacağını falan zannetmeyin ama ben burada ne yaptık biz... Şu... Fotoya... Bir şey yapalım. Yeni bir folder yaratalım. Buna da... Luminar diyelim. ha Varmış o isim. Luminar 1 diyelim. Ve Create diyelim. Şimdi bunu okeyledikten sonra... Açılsın programımız. Şu anda gördüğünüz gibi... Şu anda gördüğünüz gibi herhangi bir dosyam yok. Burada yaptığınız tek bir şey var. Ya albüm ilave edebiliyorsunuz ya da folder dediği klasör ilave ediyorsunuz. Burada klasör ilave ettiğiniz dediğiniz zaman bugün size masa üstüne bir klasör yarattım. Hem JPEG hem de RAW'ların olduğu bir klasör yarattım. Burada add folder diyorsunuz ve bunların hepsini burada dahil etmiş oluyor sevgili dostlar. Ondan sonra da ne kadar çok klasör ilave ederseniz programı açtığınızda burada o dosyalar gözüküyor. Bunun en basit yollarından bir tanesi bunları muhafaza etmek için ben bunu kapayayım. Böyle bir şey sahip olmaktır. Benim size tavsiye edeceğim mutlak surette bir tane SSD yedekleme. 2 terabaytlık bir SSD bulundurun. Oraya yedeklemelerinizi yapın. O zaman da ne yapmanız gerekiyor? Doğrudan doğruya bu dosyayı zaten otomatik olarak... O SSD'nizin içine yerleştirerek orada yedeklemiş oluyorsunuz. Bu aynı şey Lightroom Klasik için de geçerli. Bir fark var. Lightroom Klasik'te katalog yaratabiliyorsunuz. Burada biz yeni bir katalog yaratalım. Ve geçici diyelim biz buna. Geçici. Desktop'a değil tabii ki yine fotonun içine yaratalım. Yarat diyelim. O zaman yeniden açılacaktır. Tamam. Buradan da file'e gelip import diyorsunuz. Pardon. Import foto ve video. Sonra buradan hangi dosyada hangi dosyayı import edeceksiniz? Buraya getiriyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi ya hepsini seçeceksiniz ya da bilmem ne. Fotoğraflar, motograflar, hiçbir şey yok. Burada gördüğünüz gibi Şimdi ben de bunu import edeceğim sevgili dostlar. Bunu import ederken de zannetmeyin ki, zannetmeyin ki Robların hepsini download edecek. Lightroom klasiğin yaptığı şey size o dosyadan aldığı thumbnail'leri yani aslında dosya üzerinden çalışmanıza, çalışmanıza izin veriyor. Dosyanın kendisini yani RAV'ın kendisini indirmiyor sevgili dostlar. Neden bundan bahsediyorum? Çünkü biraz sonra bir şeyi de yani Capture One'ı da açtığım zaman Capture One ciddi anlamda ciddi farklar ve avantajlar sağladığını göreceksiniz. Biraz bekletiyorum sizi. Tabi bunda da download etsin ki hiç olmasa kapatmadan bütün fotoğrafları import etmiş olsun. Evet sevgili dostlar tabi 203 tane fotoğrafı bayağı uzun sürdü. Herhalde bir 4-5 dakika sürdü tam olarak tam olarak yüklemesini beklemek. Şimdi gerek Lightroom Klasik'te gerek Luminar Neo'da fotoğraflarınızda yani dosyanızda hem RAW hem JPEG varsa hem RAW hem JPEG varsa size burada sadece RAW'ları gösterdiğini göreceksiniz. Yani JPEG istiyorsanız JPEG'lerinizi ayrı bir dosyaya taşıyıp sadece JPEG dosyası olarak buraya aktarmanızda fayda var yoksa İkisini bir arada aktarırsanız sadece roll'ları size burada gösterecektir. Ee, yani hem ikisini birden göstermenin yolu varsa da ben bilmiyorsam lütfen bana söyleyin. Şimdi bunu da kapatalım sevgili dostlar. Geldik üçüncü programa o da Capture One. Capture One'da da aynı şey yapıyorsunuz. Bakın Capture One'da iki tane şey var. Catalog ve Session diye iki seçenek var. Katalog farklı davranır, session farklı davranır. Session demek o an için süratli bir biçimde edit edeceğiniz fotoğrafları ama daha sonra dosyalamak istemediğiniz ya da daha doğrusu depolamak istemediğiniz dosyalar üzerine çalışır ve o anlık onu çalışır ve, ve yedeklemez. Ama katalog dediğinizde bambaşka bir şeyle karşılaşacağız. Burada biz buna da biz geçici diyelim. Geçici bir katalog açıyoruz. Ondan sonra burada da doğru yere atalım tabii ki katalo orada değil. Biz fotoya atacağız bunu. Ki sonra silelim ya da silmeyelim nasıl istiyorsak. Ondan sonra okey diyeceğiz. Şimdi import image dediğiniz zaman burada o kadar çok seçenekleri var ki. Önce nereden import edeceğimizi yani getireceğimize karar vereceğiz. Burada biz tabii ki masa üstünden yetkin rol diyeceğiz. Şimdi Review Team to import diyor. Yani ben bir göreyim diyor ne. Burada gördüğünüz gibi hem raw dosyaları var hem de jpeg dosyaları var. Güzel olan tarafı burada viewerden arzu ederseniz bu bu şekilde tek tek görebiliyorsunuz. Arzu ederseniz burada gridten bakabiliyorsunuz. Şimdi buraya geldiğiniz zaman eğer bu dosyanızda alt dosya varsa include subfolder diyebilirsiniz. Exclude Duplicates diyebilirsiniz. Yani e, şey ya da çok daha güzel bir enteresan bir şey var. Ondan sonra Enable Groups. Buna bir bastığınız zaman benzerlikleri yüzde 75 olan mesela şurada gördüğünüz gibi dört tane benzer fotoğraf var. Onları bir araya toplamaya başlayacak sevgili dostlar. Ama daha önce başka bir şey yapmanız lazım. Filters'a geliyorsunuz. Aşağı doğru indiğiniz zaman neyi seçeceğinize karar veriyorsunuz burada. Diyelim ki siz sadece rovların seçilmesini ve artı da komende ya da işte kontrole basarak burada HDR'lar da var. Onları da seçin diyorsunuz. O zaman ona göre bir daha gruplandırma isteyebilirsiniz. Şöyle yapalım. Yine en enable groups diyelim abi. O zaman ne yapıyoruz? Yavaş yavaş bakalım benzer gruplarda kaç tane fotoğrafımız var onlara bakalım. Şimdi bir örneğini vermek istiyorum size. Burada mesela altılı bir grup var. Buraya bastığınız zaman bu altılı gruptan hangilerini da, yani dahil etmek istiyorsunuz kategoriye? Buradan seçim yapma imkanı veriyor size. Yapacağınız çok bir şey var. Diyelim ki şu ikisini mi dahil edeceksiniz? Şuraya space bar'a basmanız, buradan da space bar'a basmanız yeterli oluyor sizler için. Ben bu grubu çok da kullanmıyorum doğrusu isterseniz. Yaptığım tek bir şey var. Buradan doğrudan doğruya dediğim gibi e, jpeg'leri dışa atıyorum. Raw'ları e, dahil ediyorum. Ondan sonra da buradan şöyle tekrar bir oradan çıkalım. Grid'e gelelim. Ondan sonra bunların da hepsini bir seçelim. Import 452 tane. Vay be 402 52 tane niye? Bunların hepsini şimdi diyoruz ki kataloğa at. Bu ne demek biliyor musunuz? Kataloğa at demek aslında yedek kart diske sana verdiğim adrese bunları Depola demek sevgili dostlar. Güzel tarafı da zaten bu e, capture one. Çünkü bunu yaptıktan sonra başka bir işlem daha yapacağız ve aradaki farkı sizler de görmüş olacaksınız. Import ederken e, fotoğraf yani import etmek istediğiniz kareleri tek tek seçebilirsiniz ya da benim yaptığım gibi topikini seçip buradan eleme yöntemiyle e, hangilerini kullanmak istediğinize karar verebilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi sevgili dostlar o devam etsin 452 tane resim indirme. Burada yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi bu gruplardan hangisini en şeker bulduğunuza yıldızlayabilirsiniz. Bu yıldızları devam edelim bakalım. Mesela şunu da yıldızlayalım. Şunu da yıldızlayalım. Bakalım buna. Evet bunu da yıldızlayalım. Sonra gelelim. Şu suratın güzelliğine bakın. Şunu da yıldız, 5 yıldız yapalım. Ondan sonra devam edelim. Biz işte diyelim ki şunu da beş yıldız yapıyorum. Hani laf ola bir gele yapıyorum. Yanlış anlamayın beni. Sonra arzu ederseniz buradan doğrudan doğruya bu beş yıldızları gündeme getirip böylelikle çalışma hızınızı da artırmış olursunuz. Hangilerini çalışmak istediğinizle ilgili. Buradan library'ye gelerek unuttum tabii onu söylemeyi. İşte bu yıldızlamaları gerçekleştirdikten sonra library'ye gelip buradan beş yıldızları seçtiğiniz beş yıldızları getirip onlarla ilgili tekrar Adas'tan çalışmalarınıza başlayabilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi biz dönelim buradan, filtresimizi kaldıralım buradan. Ve bütün fotoğrafları geri getirelim. Evet sevgili dostlar, bu arada yüklemesi en uzun tartışması Capture One'ın ki çünkü 457 tane fotoğraf yükledik. Diğer ikisinin ne kadar süratli import ettiğini gördünüz ama burada 17 dakika sürdü. Hala da o son 30 saniyesini görüyorsunuz. Bu işte az önce size anlattığım sebepten kaynaklanıyor. Capture One sizin dosyayı silmeniz noktasında ya da dosyayı e, herhangi bir desktopunuzda kalabalık yapmaması adına doğrudan doğruya bütün RAW'larla beraber depoluyor. Onu bilmenizde fayda var. Aradaki farkı biraz sonra zaten göreceğiz. Şimdi bitsin bu programı da kapatacağım. Tamam bunu da kapatıyorum şu anda. Değil mi? Kapattık bunu da. Kapatalım bunu da. Kapatalım bunu da. Sonra bunları da kapattığımıza emin olalım. Çık diyelim. Tamam. Şimdi buradaki sevgili dostlar şey programını, e, yetkini ben burada fotonun içine atayım. Evet SSD'mizi attık sevgili dostlar. Şimdi ben bu programı masa üzerinden daha doğrusu bu dosyayı masa üzerinden siliyorum. Hatta şeyden kaldırıyorum. Çöp kutusundan da boşaltıyorum. Ve şimdi birinci programımızı açıyoruz. Lightroom, Lightroom klasiğe bakalım. Evet. Şu anda duruyor gibi duruyorlar değil mi? Develop diyelim sevgili dostlar. The file could not be found gördüğünüz gibi değil mi? Artık yok diyor. Sadece Preview dediğimiz o küçük tam thumbnail'leri yüklediği için ve esas çalıştığı nokta o dosya üzerindeki nokta olduğu için siz bulunan dosyayı yani import ettiğiniz, zannettiğiniz dosyayı sildiğiniz an itibaren bir daha o dosyayı bulamıyorsunuz. O zaman yapılacak tek bir şey var. Biz nasıl olsa onu daha önce başka tarafa atmıştık ya. Bu sefer attığımız yerden bulacağız biz onu. Nereden? Fotoda. Fotonun neresinde? Yetkinde yetkinden tekrar yüklediğiniz zaman bunları hızlı bir biçimde tekrar import edecektir. Yani dolayısıyla eğer ki başınıza bir sıkıntı gelsin istemiyorsanız yapacağınız tek bir şey var. İndirdiğiniz dosyayı mutlak surette bir yerde saklamakla yükümlüsünüz. Ben bunu kapatıyorum. Çok önemli değil. Import edecek çünkü onu. Quit diyelim biz buna. Ve gelelim biz... Tamam. Ve gelelim biz Kapat be kardeşim. ha. Biz gelelim iki, Luminar Neo'ya. Luminar Neo'ya zaten adres göstermiştik. O adresi de oradan kaldırdığımız için o fotoğrafların artık orada olmaması ben daha gördüğünüz gibi doğal bir şey olamaz. Ee, seçsem dahi, edit desem dahi açılan hiçbir şey olmadığını göreceksiniz. Tekrar kataloga gelip bunu buradan silerseniz katalogtan kaldırır iseniz tekrar adres göstermeniz gerekiyor. Oysa ki biz şimdi Capture One'a gelelim sevgili dostlar. Masa üzerinde artık bu dosya yok gördüğünüz gibi. Ama göreceksiniz ki Capture One geçici klasörü daha doğrusu kataloğumuzu aç dediğim zaman yükleyecek ve buradan da arzu ettiğiniz gibi hı, dataset hepsini yüklüyor. Metadataları yüklüyor. daha önce yapmış olduğunuz düzeltmeler de dahil olmak üzere geri getirecektir. Tekrar ediyorum. Burada siz istediğinizi, burada library'den seçeneği çok fazla olan filter'dan istediğiniz gibi filtreleyebilir, istediklerinizi yapabilirsiniz. Sevgili dostlar, o zaman uzun lafın kısası Capture One sizin için en garanti yedekleme biçimi. Hatta ve hatta size ben bir güzellik daha yapayım kotamızı açalım, geçiciyi bulalım. Geçiciyi bulalım. Paketin içeriğini göster diyelim. Orijinal diyelim. 2023 diyelim. 09 diyelim. 026 diyelim ve göreceksiniz ki, pardon, burada raw dosyalarınızın hepsini yedeklemiş vaziyette. Ve ayrıca bu XMP'ler de sizin bu, o dosyaya yapacağınız bütün değişiklikleri aynı yere işlemeye devam edecektir. Sevgili dostlar, çok fazla uzatmayacağım. Depolama konusunda hangi programı nasıl kullanmanız gerektiğini gördünüz. Eğer ki Lightroom ya da Luminar Neo kullanıyorsanız mutlaka e, bir dosya halinde, bir file halinde kameranızdaki fotoğrafları, RAW'ları aktarın. Ve onları da bir yere saklayın çünkü bir kere adres gösterdiğiniz zaman bu her iki programda o adresi sürekli arayacaktır. Oysaki Capture One'da hiçbir şekilde dosyayı sizin ayrıca saklamanız gerekmiyor, dosyayı kendi içinde saklıyor ve bu da benim açımdan büyük kolaylık olduğunu düşünüyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada dünya kadar dosyam var, dünya kadar şeyim var ki bu sadece bir tanesi benim yedeklediklerim hariç kullanmadıklarım. Umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonuna hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Ve bu fotoğraf çekmek ailesini hep beraber büyütelim. Şimdilik keyif ile kalın, huzur ile kalın, sağlık ile kalın. Hoşçakalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.